5a eksi 2 ile 4a kare artı 3a eksi 1'i çarpalım. Burada farklı dereceden ifadeleri çarpıyoruz. Dolayısıyla burada dağılma özelliğini kullanarak işlemi açmamız gerek. Parantez içindekileri öteki paranteze dağıtacağız. İkinci ifadeyi birinci ifadenin aynı terimleriyle çarpıp bu terimleri birbirinden çıkaralım. Buraya yazalım. 5a çarpı 4a kare artı 3a eksi 1. Ve bir de eksi 2'miz var. Artı eksi 2 çarpı 4a kare artı 3a eksi 1. Terimleri dağıtıp ifademizi yeniden yazdık. Önce 5a'yı dağıtalım. 5a çarpı 4a kare artı 3a eksi 1 işlemini yapacağız. 4a kare ile 5a'yı çarptığımızda 20a küp eder. 5 a ile 3 a'yı çarptığımızda ne olacak? 15 a kare eder. 5 a ile eksi 1'i çarptığımızda da eksi 5 a olacak. Bu bölümü bitirdik, şimdi ikinci kısmını yapalım. Eksi 2 çarpı 4 a kare ekleyelim. Ne olacak? Eksi 8 a kare edecek. Eksi 2 çarpı 3 a da eksi 6 a eder. Son olarak, eksi 2 çarpı eksi 1 de artı 2 eder. Şimdi benzer terimleri birleştirebiliriz. Elimizde üçüncü dereceden bir tane terim var. O zaman onu tek başına yazalım. 20 a küp. a kare içeren terimlere baktığımızda da elimizde bir 15 a kare var ve bir tane de eksi 8 a kare var. Eğer bir şeyden 15 tane varsa ve ondan 8 tane çıkarırsak ne kalır? 7 tane kalır. 15'ten 8 çıkarınca 7 kaldı. Elimizde eksi 5a bir de eksi 6a var. Bunları topladığımızda da eksi 11a edecek. Bir de artı 2 var. Aslında işimiz bitti. İşlemi yaptık ve sadeleştirdik. Dağılma özelliğini iki kere kullanarak da bu işlemi yapabilirdik. Bunu yapmak istesek, bu ifadeyi ötekinin altına alırız. Sonra 4a kare artı 3a eksi 1'i öbür ifadeyle çarparız. Burada aynı kuvvete sahip ifadeleri alt alta yazmamız gerekiyor. Burası önemli. Burada bahsettiğimiz a'nın kuvveti. Mesela eksi 2, a'nın sıfırıncı kuvveti. Bu şekilde yüzler basamağı yerine a kareli ifadeleri, onlar basamağı yerine a'lı ifadeleri koyarak normal çarpma işlemi yapar gibi yapabiliriz. Bu normal çarpma işlemine oldukça benziyor. Önce tüm bu ifadeyi eksi 2 ile çarparız. Unutmayın burada yine dağılma özelliğini kullanıyorum ve aslında yukarıda yaptığım yani bir önce yaptığım işlemin aynısını yapıyorum. Bütün ifadeyi eksi 2 ile çarpalım. Eksi 2 ile eksi 1'i çarptığımızda 2 oldu. İçinde a olmadığı için a üssü 0 bölümüne yazacağız. Eksi 2 ile 3 a'yı çarpınca da eksi 6 a oldu. Bunu da a üssü 1 bölümüne koyacağız. Eksi 2 ile 4 a kareyi çarpınca da eksi 8 a kare olur. Şimdi aynı işlemi 5 a için yapalım. Eksi 1 ile 5 a'yı çarpınca eksi 5 a oldu. 5 a ile 3 a'yı çarpınca 15 a kare oldu. Son olarak da 5 a ile 4 a kareyi çarpınca 20 a küp oldu. Şimdi hepsini ekleyebiliriz. 2 artı 0, 2 eksi 6 a artı eksi 5 a eksi 11 a eksi 8 a kare artı 15 a kare 7 a kare ve 20 a küp. Gördüğünüz gibi farklı bir yolla yine aynı sonucu elde ettik.